Almanca'da man kan bla bla bla, man darf bla 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 kalıplarını sık sık duymuşsunuzdur. Peki bu ne demek? Buradaki man ne demek? Arkadaşlar buradaki man genel durumları ifade etmek için kullanılan belirsiz bir kişi zamiri. Yani herhangi bir kişi. Yani Türkçe'de biz mesela burada sigara içilmez diyoruz ya. Almanca'da bunu man darf'la söyleyebilirsiniz. Veya man kan'la söyleyebilirsiniz. Mesela hier darf man nicht rauchen. Yani burada insan, burada kişiler sigara içemezler. Soru olarak sormak için Wie kann man nach Berlin fahren diyebilirsiniz. Biliyorsunuz Almanca'da fahren fiili sadece araba değil aynı şekilde tren içinde kullanılır ve sizin sürüyor olmanız gerekmez. Trenin içinde oturuyor bile olsanız bunu fahren fiiliyle kullanırsınız. Örneklerimize devam edelim. Man darf in diesem Park nicht rauchen. Yani aslında birebir çevirmeye çalışırsak bir kişi bu parkta sigara içmeye izinli değildir. Yani bir kişinin bu parkta sigara içmesine izin verilmez. Bu parkta sigara içilmesine izin verilmemektedir gibi çevirebiliriz. Başka bir örnek daha yapalım. Man kann mit Freunden ins Kino gehen. Yani insan arkadaşlarıyla sinemaya gidebilir. Veya işte arkadaşlarınızla sinemaya gidebilirsiniz gibi. Ya da sen arkadaşlarınla sinemaya gidebilirsin. Yani burada belirsiz bir öznemiz var ve bunu her yerde kullanabilirsiniz. O yüzden bu kalıp soru sormak için çok güzel, çok kullanışlı. Yani böyle Wie kann man şeklinde çok güzel sorular sorabilirsiniz.